Herkese merhabalar, hayırlı günler. Bana günaydın çünkü şu anda sabah daha çok erken. Aslında sabah bile denmeyecek bir saat, yani gece yarısı diyebilirim. Ben işteyim şu anda, bilgisayarda biraz işim vardı, o yüzden bilgisayarın başındayım. Az sonra da biraz şoförlük işi var, onu yapacağım bugün. Yani iş yerinin şoförü benim bugün. Dediğim gibi farklı işlerde çalıştığımız için bugün de o bölümdeyim. Birkaç tane arkadaş var, havaalanının öbür tarafına gitmesi gereken. Oradan oraya gelmesi gerekenler var derken şöyle birkaç defa bir gidip geleceğim. Sonra bir kendi işim var. Bizim ofis var ya, büyük bir yere gitmiştik birlikte. Orada bir işim daha var. Oraya da gideceğim. Yani bugün bütün gün zannedersem arabadayız. Yani önce bir açıp günaydın demek istedim. Çünkü videoyu açmadık mı devamı da gelmiyor. O yüzden herkese tekrardan günaydın. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Benim şu bilgisayardaki işimi bitireyim. Oradan da artık arabaya geçer. Günümüzün devamını yaparız. Gibi kantindeyim bilgisayarın başında. Oturuyorum. Bilgisayardaki işlerimi halletmem gerekiyor. Sabahın köründe gözlerim acıdı. Neyse hemen bitireyim de. İlk yerimize arabaya geldik. Şimdi iş yeri arabasının içindeyim. Biraz zorlandım tabii ki sürmekte. Neyse şimdi içeri gidip arkadaşı alacağım. Oradan da geri gideceğiz. Daha sonrası öbür insanları almaya gideceğiz derken. Bu şekilde bakalım, bir daha çekebilirsem çekeceğim, çekemezsem artık evde görüşürüz. Şöyle çıkartayım anahtarı, her şeyi. Tamam. Valla kendi araban olmayınca bayağı bir alışman gerekiyor. Çayımı içiyorum bu sefer, kahve değil çay aldım. Bu sefer kahvesini yaptık ya, şimdi çayımı içtim. Artık gidiyorum. Şimdi dediğim gibi başka bir kantora gitmem lazım. Bir daha bir arabayı alacağım. Oradan da ya iş yerinin arabasını alacağım. Dediğim gibi gidip geleceğim ya da kendi arabamı alıp oradan eve geçeceğim. Bu arada önce bir başkalarını alıp geleceğim. Bir bakacağım yani bugün şoför gibi, yani oradan oraya. Yani değişik değişik işler. Evet, oradaki değişimi bitirdim. Şimdi içeri gireceğim. Eczaneye gitmem gerekiyor. Almam gereken ilaçlar var eczaneden. Reçeteli değil de bazı alacak olduklarım var. Onları yapacağım. Daha sonrasında karar verdik, kendi arabamla gideceğim öbür tarafa, oradan da eve geçerim. O yüzden de günün sonunu bekledik gitmek için. Bugün bayağı bir arabada sürdük yani. O yüzden şimdi ben içeri gideyim, eczaneden alacaklarımı alayım, oradan arabamı alıp kantora geçeceğim. Dediğim gibi ofise, büyük ofise geçeceğim, kantora. Oradan da alacaklarımı alıp oradan da eve. Hadi bakalım hayırlısı. Eczaneye gidiyoruz da şöyle geze geze gidelim mi, ne dersiniz? Hem bir etrafa bakalım, hem biraz gezmiş oluruz, hem eczanemize gideriz. Çünkü şu anda bir taraftaki en sonu havaalanına, benim gideceğim yerde öbür taraf en sonu. Hani bu tempoda yürürsem bir 15 dakika sürer herhalde. Neyse hadi bakalım. Böyle gezinelim biraz, bakalım neler göreceğiz. Her yer kapalı aslında ama bilmiyorum. Otobüs geldi. Kaçıracağız herhalde onu. Neyse bir otobüs alırız artık. Yapacak bir şey yok. Şu beyazı lazımdı bana. Ama yetişebileceğim mi bilmiyorum. Hadi azıcık hızlanırsam belki yetişirim. Hadi ben bir koşayım, dur. Oh, yetiştim valla. Tamam, şimdi sizi şuraya şöyle. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz arabaya. Oradan kantora, oradan da eve. Burası havaalanının yeni yapılan yeri. Buraya A1 gelecek. Çok hızlı çalışıyorlar şu anda. Neyse benim inme zamanım geldi. İniyorum artık. Burada geldik.
şimdi buradan yukarı çıkacağım. Oradan da almam gerekenleri alıp gideriz. Hadi bakalım. Kaça çıkalım? Buraya çıkalım. Hadi bakalım. Burada yağım. Çıkıyoruz yukarı. Dediğim gibi burası aslında son durak. Buradan sonrası ev. Evet. Şimdi bitti işim. Gidiyoruz artık eve. Son durak evimiz. Hadi bakalım. Bütün işlerimi hallettim. Almam gerekenleri aldım. Düşünüyorum şöyle. Evet. Artık eve gitme zamanı geldi. Bugünü de bu şekilde halletmiş olalım. Evde devam ederiz arkadaşlar. Biraz yoruldum erken kalkınca. Önce bir Kamiliş'e gönderelim. Ya bir de Melisa'nın dişçisi var bugün. Bakalım. Aslında Kamil götürecek. Ama o benden sonra işe gideceği için belki ben götürürüm. Bilmiyorum ne yapacağız. Ona göre eve vardığımızda karar. Bir türlü eve gelemedim çünkü. Bir alışverişe geleyim istedim. Arabayı park ettim ama eve gitmeden. Kamil işe giderken hani dedim Melisa'yı da götürecek diye. Her şey o yapmasın diye. Şimdi alışveriş yapacağım. Oradan eve artık. Eve geldim. Üzerimi de değiştim. Şöyle göstereyim. Az sonra muhakkak görürsünüz çünkü pijama pantolonumu giydim altına. Biraz böyle rahat olsun diye öyle şey pantolonlar böyle hiç sevmedimdir. Ben rahat seviyorum herhalde. O yüzden hemen böyle soyundum, dökündüm. Tekrardan giyindim pijamalarımı. Hani bu değil de alt tarafın pijamayı. Şöyle hemen aldıklarımı orada göstereyim mi? Böyle şeker aldım, yumurta aldım, ekmek ve un aldım. Biraz daha süt ve peynir aldım. Bunlar hani her zaman evde bulunması gereken şeyler ya. O yüzden aldım aslında. Birazdan şey var, basın toplantısı var. Gece sokağa çıkma yasağı ilan edecekler. En azından %99 onu edecekler diyorlar. Hani hiçbir şey yapmadan bilemeyiz diye. Artı evleri ziyaretçi ve misafir yasağı da gelecek diye söylüyorlar. O yüzden duyumlarımıza göre daha fazla dükkanları kapatacaklarmış ki daha neleri kapatırlar bilmiyorum. Belki saatleri kısıtlayabilirler. Bu yüzden de hani alışveriş yapmak biraz daha zorlaşacak, kalabalıklaşacak diye. Çok acil evde bulunması gerekenleri aldım bugünden. Yani o yüzden oraya da o yüzden gitmek istedim. Şimdi Melisa babasıyla gitti dişçiye. Ya sağ olsun. O az sonra işe gidecek. Onun da son bugün. Emre az önce okuldan geldi. Bugün onun sınavı vardı. Biliyorsunuz normal okula gitmiyor. Online ders yapıyor. Ama hani bugün sınavı vardı arabaların üzerinde. O yüzden o da sınavını almış. Yani hep beraber bir de ona mutlu olduk. Yani her şey şimdilik yolunda gözüküyor. Bakalım neler olacak. Hayırlısı. Allah her şeyin hayırlısını versin inşallah herkese. Şimdi şöyle bakıyorum. Bu arada yeni tuvalet kağıtları düşmüş. Göstereyim. Bakın şu mavilerden. Bunlardan aldım bir tane. Şöyle bir tanesi vardı zaten evde. Bunlar çiftli. Arada bir düşüyorlar böyle. 5 euroya düşmüş böyle iki tanesi. O yüzden hemen hani en azından şöyle iki sıralı. Anladınız siz. Ondan aldım hemen bir paket. Şöyle bakınız. Benim en sevdiğim. Bundan tekrardan gelmiş bir tane. Sadece bu çeşidinden gelmiş. Ondan aldım bir tane. Ekmek aldım. Croissant aldım. Süt aldım. Şu kırmızı lahana var ya. Salataları çok güzel oluyor diye. Salataları da ondan aldım aslında. Bir de şey aldım ya. Ispanak aldım. Hani biliyorsun bir iki tane ekmek. Ve şuradan gizlice göstereyim. Un aldım. Hani unumu bayağı bir fazla aldım. Çünkü hani kek, kurabiye, poğaça, börek ne bulsak yaptığımız için un çabuk bitebiliyor. O yüzden onu biraz fazla aldım. Şimdiye kadar, bu saate kadar yaptıklarımız olanlar bunlar. Şimdi Kamil gidinceye kadar zaten bir şey yapmam. Bir çayımı alırım. Klasik bildiğiniz gibi. Ondan sonrasını biraz dinlenirim. Bu arada bir önceki videoda maalesef yanlışlık olmuş. O videonun sonunda hatta kek de yapıyordum. Çünkü Kamil'in insanları, işçilerinden 6 tanesi hastaymış, gelemediler. Hani bu 3 günü bayağı bir tek başına çalışmak zorunda kaldı neredeyse. Bu 3 günü öyle yapınca ben de dedim bir yorgunluk keki çayı olsun diye. Hatta videonun başlığına da o şekilde atmıştım. Şey diye, yani bir yorgunluk çayı demleyelim gibi. Keki de koymuştum ama
Videoyu kendim izledim. Allah Allah dedim, gerisi nerede? Baktım yüklemede bir hata olmuş. O bölümünü çekmemiş. Hani yüklememiş, çekmiş ama yüklememiş maalesef. O yüzden bir ara o kekin tekrarını yaparız inşallah. Sabahtan beri boğazım ağrıyor biraz. Tam şurası. Şurada bir şeyler var, acıyor. Şöyle basınca da acıyor. Yutkununca da acıyor da şöyle basınca daha çok acıyor sanki. O yüzden Lidl'a gitmişken boğaz şeyleri aldım. Boğaz böyle emme hapları oluyor ya, onlardan aldım. Bir de şöyle eğilebilirsem sizi biraz yamulttum ama şey alacağım. Şurada düşürdüm az önce, şeyim vardı. Şalım. Yemeni şalım vardı. Onu boğazıma bir sarayım diyorum şöyle. Belki bir wax falan sürerim. Şurada tam bak şurada şu şişlik var ya, orası çok kötü acıyor. Şöyle bir sarınacağım şeyimi, Yemeni. Bizde yazma derler. Yazmamı bir saracağım. Yemeni de derler de yazma derler bizde daha çok. Şöyle sizi şöyle bırakayım. Şöyle güzelce bir boynuma sarayım şunu da üşümesin. Biraz sıcak dursun. Dediğim gibi belki az sonra bir wax falan sürerim. Wax falan iyi gelir değil mi boğaz ağrısına? Şöyle yapalım. Zaten bir de şundan alacağım ağzıma. Bunun içinde çünkü bakarsam uyuşturur gibi yaptığı için şey yapıyor. Biraz daha fayda ediyor diye düşünüyorum o yüzden. Onu da alalım ağzımıza. Bundan önce de almıştım ben. Çok faydasını gördüm yani. Böyle göstereyim mi size de almak isteyenlerden? Şöyle Lidl'da satılıyor bunlardan. Kreyfat'ta her yerde vardı. Ben Lidl'unkini aldım. Kreyfat'ınki de iyiydi ama Lidl'unki bence şu an için daha iyi. Hem fiyat olarak hem performans olarak yani. O yüzden boğazınızda varsa bir rahatsızlık tavsiye ederim. Do you want to know? Şimdi de dişçiye geldim. Sessiz konuşuyorum. Biraz insan var arka tarafta. Şöyle göstereyim mi? Bekleme salonundayım şu anda. Şöyle. Ben de işimi bitirdim. Şimdi eve gideceğim. Umarım ki artık bir daha bir şey çıkmaz. Dişlerim de ağrıyordu bu arada. 2-3 gündür. Dedim hemen bir arayayım daha da kötüleşmeden şimdi. Koronadan ne kadar uzun sürecek gelmem bilemediğim için. Allah'tan aynı gün gelebilirsin dediler. Uzatmadan geleyim dedim. Bugün yani koşturmacalı bir gün oldu. Şimdi eve gideceğiz. Bakalım evde neler yapacağız. İnşallah bugün evde dururuz. Ben motorla geldim. O yüzden hemen kapatıyorum. Evde görüşürüz. Arkadaşlar havayı kararttık artık. Şöyle arkamdan göstereyim. İyice karardı hava. Saat tabii ki biraz daha erken ama hava karardı. Bu arada gözlerimi şöyle bakarsam böyle ovçaladım. Onun için maskarası falan dağıldı. Kusura bakmayın. Şimdi geçen videoda yarım kaldı demiştik ya, kek tarifimiz vardı. Hani onun bir şey yapması olsun. Hani düzeltmesi olsun sizlere, bir özrü olsun diye bir tarif vereceğim. Bir bakacağım şimdi ya, o keki aynısından yaparız çünkü evde çok sevildi, uzun süredir kendim kek yapmamıştım. O yüzden ya aynısını yapacağız ya da bir tane tarif gördüm, herkes hani almış başına o tarifi yapıyor, ben de denemek istedim. O yüzden belki de onu yaparız, bunu da özür olarak kabul edelim ki bu videonun sonunda bir de tarifle kapatalım. Hadi şimdi ben kalkayım, malzemeleri hazırlayalım, yapımına başlayalım. Şöyle arkadaşlar yoğurtlu pasta yapacağım şimdi. Çok tarifini gördüm. O yüzden hemen yapmak istedim. Şimdi kabımın içine 2 tane yumurta sarısını aldım. Beyazlarını başka yere ayırdım. Bu yumurtamın içine yarım su bardağı şekerimi ilave ettim. Ve yarım su bardağı şekeri koyduk. Şöyle ılık yağımızı da ilave ediyoruz ki şeker güzelce erisin içinde. Bunları güzelce karıştıracağım. Şimdi bu karışımın içine de 2 su bardağına yakın unu ilave edeceğim. Bunu ben de ilk defa deniyorum arkadaşlar. Şöyle.
yarım paket kabartma tozunu ekleyeceğim. Şöyle göz kararı biliriz herhalde, değil mi? Şu şekilde az daha yapalım. Ve karıştıracağım. Önce böyle karıştırıp sonra elle de yoğuracağız. Evet. Şöyle yoğurdum hamurlarımı, güzelce iki parçaya ayırdım. Şimdi bunları dinlenmek için kenara koyacağım, bırakacağım. Yoğurtlu sosumuz yapmaya başlayalım. Yoğurtlu sosumuz içinde kalan iki tane yumurta sarımızın içi, beyazımızın içine sarılarını kullandık. Şöyle azar azar yumurta şekerimi, yarım bardak daha burada su şekerim var. Yarım yarım, yarım yarım ilave edip kar şeklinde karıştıracağız. Şöyle istediğimiz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi böyle ibikleri çıkıyor. Şimdi ben hem süzme yoğurt ekleyeceğim. Şöyle kalın olanından. Biraz da hafif böyle ekşimsi bir yoğurdum var. Ondan ekleyeceğim içine. Çünkü biraz mayhoş güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle. Bu biraz daha zaten sıvı. Yani ondan çok eklemeyelim o yüzden. Yoğurdumuzu ekledikten sonra nısaçtan var. Orijinal tarifinde un ve nısaçla birlikte ilave ediyorlar. Hatta 3 kaşık nısaç da koyuyorlar. Ben 2 tane dolu dolu. Hatta hadi 2,5 yapalım. Garanti olsun biraz. Şöyle yaklaşık 2,5 tatlı kaşığı kadar nısaç da koydum. Çünkü ben azıcık cıvık seviyorum böyle pastaları. Hani böyle çok sert olmasın içi diye. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi bunları da karıştıracağız. Şöyle son bir karıştıracağım. Yağlı kağıtta koyacaktım ama bayağı bir yağladığım için o yüzden gerekmiyor. Şimdi şu ayırdığımız hamurlardan bir tanesini, hatta benim gözüme biraz daha büyük gelen bir tanesini içine güzelce kenarlarına yayacağım şöyle. Bunu yaklaşık eşitleyecek şekilde bunu yaptım. Şimdi yoğurtlu karışımımı ilave edeceğim içine. Bismillahirrahmanirrahim. Koyalım. Son olarak da şu unumuzu üzerine ufalayacağız. Böyle bastıramayacağımıza göre şöyle her tarafı kapanacak şekilde kırıklandıracağız. Eğer bu soğuk olsa rendeyle yapılıyor normal orijinalinde. Ama benimki bakın bayağı bir kolay kırıklandığı için. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bütün kırıklarını üzerine şöyle bir yazdım. Şimdi kapandığı kadarıyla şöyle güzelce her yerini kapattım. 180 derece fırında yaklaşık yarım saat pişireceğiz. Kontrollü pişirelim çünkü biliyorsunuz her fırın farklı. Kimi 40 dakikada yapıyor, kimi 20 dakikada yapıyor ama bir hani yaklaşık ortalama yarım saatte pişecek, üstü kızaracak. Şimdi fırına gidelim, sonucu birlikte bakalım. Pastamız orada pişi dursun. Biz bir buraları toparlayalım. Yaklaşık 40 dakikadır duruyor benimkisi. 30 dakikada pişmedi. Ama gördüğünüz gibi ne kadar güzel kabardı. Kızardı da. Zannedersem bir 3-5 dakikayı evet, kekimizi alacağız. De yaptık. Hatta pastamızı yaptık. Melisa şurada kek yaptı. Onu da göstereyim. Hatta şimdi önce onları göstereyim size. Yoğurtlu pastamız çıktı değil mi Melisa'cığım? Burada da benim pastalarım. Görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle hepsini alalım şu bezlerimizin. Şu pembe olan şu Melisa'nın yaptığı, bir de bu Melisa'nın yaptığı, şu arkayı da ben yaptım cevizli. Bakın bunun hepsini gerçekten Melisa kendisi yaptı. Ben sadece malzemeleri verdim.
Bir de ben de yarın şu tavanın içindeki var ya, onu şey yapacağım, süsleyeceğim belki. Evet, o pasta şey, kekini pasta haline çevirip süsleyecek. O yüzden yapmışken öyle geçen günkü cevizli kekimizden tekrar yapalım dedik. Bir de şunu göstereyim, elleme. Yapma canım. Yoğurtlu pastamız. Şimdi üzerine bir böyle pudra şekeri falan koyacağım. Bu videoyu kapattıktan sonra hepsinin de son görüntülerini zaten birlikte göstereceğim size. Son görüntüler demişken bu videomuzu da artık burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünümüzü bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Böyle yoğun bir günde sizleri de yanımda götüreyim istedim. Yaklaşık buna benzer geçiyor yani günlerimiz. O yüzden umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğenerek izlediyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Halen abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olup ailemizi büyütmeye yardımcı olursanız çok sevinirim. Bir de videolarımızı beğendiyseniz, paylaşırsanız videolarımızı, ailemiz sizin sayenizde gitgide daha çok büyür. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.